neşeli bir şekilde merhaba diyoruz efendim. Burada stüdyoda şu enerjik başladığım zaman program tadından yenmez oluyor. İnşallah da o enerjiyi size de verebilmişizdir. Çok mutluyum. Niye? Haftanın son günü. Yavaş yavaş hafta sonu geliyor. Bir, Dünya Kadınlar, Emekçi Kadınlar Günü. Bizim günümüz. Mutluyum. Stüdyoda benimle birlikte bugünün programı için güler yüzüyle, tatlı diliyle, ablalığıyla, hatta gerekirse böyle bir anne haliyle beni evinde de, ekibimizi evinde de daha önce ağırlamış ve bugün de bizi kırmayıp buraya gelip kendi hayatından güzel örnekler sunacak olan bir hanımefendiyle birlikte olacağımız için o da ayrı bir mutluluk kaynağı. Ama en güzel mutluluk ne? Tabii ki siz seyirci, sevgili seyircilerimiz. Eminim yine ekranlarınızın karşısında bizi pür dikkat izliyorsunuzdur. Regal kandilini geride bıraktık. Şiirlilikler topladık. Kandilimizi idrak ettik. Geldik haftanın sonunda. Cumanız mübarek olsun. Bir kez daha kandiliniz mübarek olsun efendim. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm emekçi kadınlara selam olsun. Emekçi kadın deyince Rümeysa biz çalışmıyoruz ki diyenleriniz vardır diye düşünüyorum. Yahu siz evde hiç çalışmıyor musunuz? Hiç emek vermiyor musunuz? Belki bizden daha fazla pür dikkat bazı şeylere, yemeğin altı yanmasın, çayın kıvamı iyi olsun, temizlik şöyle güzel olsun, dekorasyonu şöyle yapalım, sunumları şöyle güzelleştirelim diyorsunuz. Fazla abartmadan, fazla masrafa kaçmamak da lazım. Diğer uzmanlarımızla da ne yapıyoruz? Gösteriş için değil, samimiyetle yapın diyoruz. Emekçi Kadınlar Gününüzle kutlu olsun. Umarız hayattaki bizim yerimizi takdir eden beylerle karşılaştırsın. Kardeş olarak, iş arkadaşı olarak, eş olarak, yol arkadaşı olarak her neresi olursa olsun. Şimdi bugün Kadınlar Günü konseptine uygun bir konuğumuz var söylediğim gibi. Münire Agah hanımefendi bizimle birlikte. Kendisi girişimci bir kadın. Küçük bir yerden, kendisi de belki fark etmeden başlayıp kendi ailesindeki ekonomiye nasıl katkı sağladığını, kendi evindeki ekonomiye nasıl bir can damarı daha eklediğini, hikayesini anlatacak bize. Bugün elbette ki ekonomide zor günler geçiriyoruz. Ben az önce Kültür Park civarında röportajdan geldim. Seçimlerle alakalı röportaj yaptık. Denildi, bana denilen çok şey, işsizliğe çözüm bulunsun, ekonomi çok kötü gidiyor gibi cevaplar geldi bana röportajda. Evet, ekonomi kötüye gidiyor, işsizlik var falan ama hiçbir şey yapamıyorum demek çok da doğru değil. Mutlaka insan el becerisiyle, akıl becerisiyle, ayak becerisiyle bir şeyler yapabilir. İşte o örneklerden bir tanesi. Kadınlar ekonomiye nasıl can veriyor bunu konuşacağız. Münire Agah hanımefendi bizimle birlikte, azıcık heyecanı var. Biz o enerjiyi, heyecanı alacağız. Onun yerine güzel enerji vereceğiz kendisine. Buyurunuz, hoş geldin diyelim Münire Hanım'a. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ablacığım nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Rümeysa'cığım. Beni kabul ettiniz, çağırdınız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle bütün Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni kutluyorum. Hı hı. Bütün bayanların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hı hı. Tekrar teşekkür ediyorum çağırdınız. Gitti mi heyecan biraz? Var mı hala? Evet. Gidecek, o da zamanla gidecek. Ekonomide kadının gücünü konuşacağız. Sen bunların arasındaki en güzel örneklerden bir tanesisin. Çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar verdiğin emek için, gayret için gerçekten bu örnekliğini ekranda göstermemiz lazımdı. Bir arkadaşımız sağ olsun bize ulaştı, dedi ki böyle böyle biz araştırma yapıyorduk Konya'da, böyle girişimci kadınlar mutlaka var. Dedi ki hani biraz daha böyle samimiyeti de olsun, evine girdiğimiz zaman ya ben evimi kapılarını açmıyorum diyemesin falan. Münir Hanım buyurun gelin dedi, biz de ne yaptık? Toparladık kameraları, cihazları, evinde de güzel çekim yaptık. O kısım ikinci bölümde. O pastalar, börekler, çörekler nasıl yapılıyor orayı da göstereceğiz. Ama Münire Agah kimdir bir tanıyalım. Ben Konyalıyım. Doğma büyüme Konyalıyım. Konya'da doğdum. Küçüklüğümden beri hep ilgim var. Yemek, pasta, üretmek, el işiler, nakışlar. Hı hı. Aklım erdi ereli yapıyorum yani ufak tefek şeyler. Daha önce biliyorsunuz Konya kültürü çeyiz hazırlardık. Onlarla. Daha sonra ailem için hep yaptığım yemeklerde hep beğenildi. Hep talep gördü arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan. Yenildikçe niye sen bunu paraya dönüştürmüyorsun veya yapmıyorsun? Öncelikle yakın akrabalarım, annem, teyzem, kardeşlerim bize de yap falan. Öyle başladım ben bu işi. Hı hı. Daha sonra çok beğenildi. Tabii beğenildikçe talep de geldi. Bu da beni çok mutlu etti. Gerçekten de güzel para kazanıyorum. Evime katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Hı hı. Çocuklarıma.
Bir 5 ay öncesine kadar hep bunu evde yapıyor, evde üretiyordum. Mahallemizde bir girişimci bayan dükkan açtı. Çok teklif etti beraber çalışalım diye. Hı hı. Değerlendirdim. 5 aydır beraberiz. Buradan da Nimet Hanım'a çok selam söylüyorum. Hı hı. Kendisine. Kardeş, arkadaş gibi olduk. Daha güzel üretimler yapıyoruz. Bilmiyorum, bu da beni biraz daha heveslendirdi. Motive umutlandırdı. Etti, değil mi? Evet. Bu çünkü benim ilk profesyonel deneyimim. Sürekli evde yapıyordum. Çok talep görüyoruz. Yaptığımız her şey beğeniliyor. Siparişlerimiz güzel gidiyor. Böyle, sizden de böyle bir teklif gelince değerlendirmeyi düşündüm. Ne güzel, nasıl güzel anlatıyor değil mi? Tane tane. Nimet Hanım da değil mi? Evet. Nimet Hanım'a da selam olsun. Bakın, iki kadın bir araya gelmişler. Belki ikisi de evlerinde yapıyorlardı. Ama şimdi bir dükkanı işleten hanımlar olmuşlar. Evet, o da ben gibi çok gayretli bir bayan. Hı-hı. Daha önce hep o da evde yapmış bu işleri. Daha sonra demiş ben bunu hani mecbur şey, bir hevesi varmış ben gibi. Birlikte çok iyi oldu. Birbirimize destek olduk. Evet. Hı-hı. Çok güzel götürüyoruz. İnşallah sonu da güzel olur. Nimet Hanım'a da selam olsun efendim. O da evin yakınındadır herhalde işletmesi. Çok yakın. Mahallemde. Evet. Tamam. Çok yakın. Öğretmen evleri civarında Nimet Hanım'a da selam olsun diyoruz. Şimdi ekonomide kadının gücünü konuşacağız. Kadınlar ev ekonomisine nasıl destek oluyor, bunu konuşacağız. Ben biraz daha böyle şeyi merak ediyorum. İlk siparişi, yani paralı siparişi kime yaptınız? Hatırlıyor musunuz? İlk paralı siparişi teyzeme yaptım. Teyzem bir bayram yakındı. Kızım baklava yapar mısın? Ben bunu yaptıracağım, sen yapar mısın dedi. Ben de tabii ki yaparım ve çok memnuniyetle kabul ettim. Çünkü gerçekten elimin dar bir dönemiydi. Yaptım, kabul Hı-hı. ettim. Çok da beğenildi, talep gördü. Öylelikçe işte çevre genişledi, gitti. İlk sipariş teyzeye gitmiş. Evet. Ya siftah senden teyze hayatta bereket, mıdır? Hayatta. Hayatta, ellerinden öpüyoruz teyzemizin de. Siftah ondan olmuş, bereket Allah'tan olmuş. Bakın buralara kadar geldi Münir Hanım. Şimdi ilk etapta şunu da bir hatırlatmak istiyorum. Münir Hanım sosyal medyadan da sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Yani ulaşabileceğiniz bir mecra mutlaka var. Instagram adresi Munire, yani ünün U hali. Munire Agah. Ekranda da geldi. Aynen öyle. Oradan ulaşabilirsiniz. Münire'nin Ev Yemekleri ismiyle kendisine siparişler falan yapabilirsiniz. Bunu bir duyuralım en başta. Neler yapıyor? Ne kadar zamanda nasıl hazırlanıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Bunu sadece para için mi yaptınız ablacığım? Sadece para için yapmadım. Ben bunları anneannemden ve babaannemden öğrendim. Benim babaannem ve anneannem eski Osmanlı kadınlarıydı. Çok düşkünlerdi. Bizim köklü aile yemeklerimiz, Konya kültürü, davetler, böyle şeylere çok önem verirlerdi. Hı hı. Onlarla, yani onlardan öğrendim ben. Onların yanında öğrendim. Benim paradan ziyade tek amacım bu güzel Konya kültürümüzü, yemeklerimizi gençlerimize tanıtmak, hı hı. unutturmamak. Bu özellikle son zamanlarda çocukların ambalajlı gıdalar, fast foodlar, onlardan uzak tutmak. Ne kadar kişiye öğretebilirsek, ne kadar unutturmaz bu kültürümüzü yaşatırsak. Yemek kültürümüz, evet, çok önemli. Dün mesela bizim Konya'mızın meşhur pişi günüydü. Şivriliğimiz ve pişimiz meşhurdu. Ben pişi yapan bir tane abla bulamadım. Oo, sen beni niye aramadın? Dün. Bak işte burada kadın dükkanda kadına dertleşiyoruz, görüyor musunuz? Dün bizim dükkanda pişi günü. Günümüzdü. O kadar çok talep gördü ki 7'de bitirdik ve yok sattık yani. O kadar isteyen oldu. Instagram'dan falan görüp hep hadi bize de canımız çekti diyenler. Hı hı. Eski bu yufkalı, içine pişiler sarılan yufkalı pişilerimizden yaptık. Gerçekten ben bu tatların unutulmasını istemiyorum. Bizler gördük, çok güzel yaşadık. İnşallah bizden sonra gelen nesiller de yaşasın istiyorum. Hazır gıdalara öyle. Mahkum bir nesil olmayalım. Aynen. Hem ambalajlı ürünlere hem para akıtmayalım, hem de içinde GDO mu vardır, katkı maddesi mi vardır, bunları bilmiyoruz. Çokça sağlıklı beslenin, doğal beslenin önerileri alıyoruz. Ama gelin görün ki bir kuşak böyle eski yemekleri yapmayı bilmiyoruz. Bunu da itiraf edelim ama bilmiyoruz diye de uzak kalmamıza gerek yok. Bizim için yapan ablalarımız var, ne mutlu ki. Her gün o özel yemekler yenmeyebilir ama bir sofra açtığınız zaman konu komşuya, akrabanıza da o eski Konya yemeklerinden, evet, yapacak bir abla burada var. Münir abla diyor, ben bu yemekleri yaşatmak için biraz kendim da zannedersen. Kendim yaşadım, yeni nesillerde yaşasın, tatsın ve görsün istiyorum. Ne var o eski yemeklerde, Konya'nın eski yemeklerinde? Su böreğimiz var, baklavamız var, sacaramız var, patlıcan ortamız var. Arabaşlarımız var, saç böreklerimiz var, erişteler, mantılar. Ben makarnadan falan eriştenin daha besleyici olduğunu düşünüyorum. Hı hı. İçinde sütü var, yumurtası var. Zaten tereyağıyla pişiyor.
Biraz sonra mutfağımda da göreceksiniz. Malzemelerim özeldir benim. Zeytinyağım özel, sıkım zeytinyağı. Tereyağını kaymak olarak alıyorum, kendim yapıyorum. Ben bunu duyduğuma çok şaşırmıştım. Birazdan kayıtları inceleyeceksiniz. Biz birinci bölümü stüdyoda konuşacağız Münir Hanım'la. Daha sonrasında birkaç gün öncesinde kendisinin evinde yaptığımız çekimler ekrana gelecek. O kısımda da bize böyle dehşet bir masa hazırlamıştı. Hem masadaki olan lezzetleri göreceksiniz, mutfağa gideceğiz, bir arabaşı çorbası yapacağız. İkinci bölümü mutlaka izleyin, kaçırmayın diyeceğim. Eski yemekleri unutturmamak adına yaptığınızı evet. söylüyorsunuz. Çok da yiyenler memnun kalıyorlar. Bugüne kadar hep müşteri memnuniyetini aldım. En çok neyini beğeniyorlar abla? Su böreğimi çok beğeniyorlar. Meşhur mu? Münire'nin su böreği meşhur evet. mudur Konya'da? Münire dedin mi su böreği akla geliyor. Bir de şimdi şeyi söyleyeyim. Su böreğini ne kadar sürede yaparsınız? Kendiniz bakın. Böyle keyfiniz yerine geldi. Tamam artık su böreği yapacaksınız. O aklın şurasında var da. Ne zaman yapayım? Akşam yapayım. Sabahtan yapayım. Ama Münir Hanım'da ne var? Alo Münir Hanım merhabalar, ben bir tepsi su böreği istiyorum dedim. Saat kaç? Şu saati söyleyelim, 4:20 var. Ne kadar zaman sonra hazır olur diyor bize, biliyor musunuz? Ben şok oldum. 2 saate hazır diyorsunuz değil evet. mi? Böyle bir şey yok. Bu daha erken bile olabilir. Çok acilse... Abla yapma etme, gözünü seveyim. Çok acilse 1,5 saatte teslim ediyoruz. 2 saatte su böreği yapıyor ya. Böyle bir şey var mı? O su böreği hamuru yoğrulacak. Yufkalar açılacak. Ne diyor ona? Kıyması kavrulacak. Kıyması kavrulacak. Yufkalar ıslatmak, haşlanacak. Tepsiye dizilecek, döşenecek, altlı üstlü pişecek, hazır olacak 2 saate. Üstelik bence gayet rekor. Gayet kısık ateşte pişecek, içini çekmesi için. Çok hızlı ateşte pişerse su böreği altı ve üstü pişer ama ortası hamur kalır. Ya taktikler gayet de kısık, var. Kısık Münir pişirdi. Hanım deyince akla ilk önce su böreği geliyormuş ama lezzetler sadece bununla sınırlı değil. Bana göre Münir Hanım'ın ev yemekleri, Münir'e Agah, Münir Hanım denildiği zaman benim aklıma ne geliyor? Zencefilli olsun. Kurabiye. Bana yine yapmış getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben bayıldım bu lezzete. Harika bir tadı var. Benim çocukluğumda bisküvi adam diye bir kurabiye vardı. Yıllar sonra o lezzeti hafif bana hatırlatan bir lezzet olduğu içindir. Ben gerçekten çocukluğuma gittim bu kurabiyeyle. Şimdi bu kurabiye, zencefilli kurabiye, yayın anında da ben böyle kenarına kırıp kırıp yiyeceğim. O derece çok sevdim, bayıldım gerçekten. Besleyici bir kurabiye. İçinde karbonhidrat ve şeker ağırlığı yok. Besleyiciliği nasıl oluyor peki? Kendisi anlatsın. Ben yemeye başlayayım, sen anlat abla. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Bu kurabiyemiz çok özel bir kurabiyedir. Bu kendimize hastır. Nimet Hanım'la ikimizin yapmış olduğu bir kurabiye. Besleyici değeri çok yüksek, şeker oranı çok düşük sizin bahsettiğiniz gibi. Pekmezle yapılıyor. İçinde zencefil, tarçın var. Özel isteyenlere ceviz de ilave ediyoruz. Hı hı. Tam beslenmeler için çok ideal bir kurabiye. Genellikle anneler beslenme için tercih ediyorlar. Ama tam bir çocuk için pratik. Pekmez var, zencefil var, tarçın var. Tarçın var, evet. Üzeri şekerli mekerli, tadı da güzel. Çocuğun eline verin. Beyaz un falan ağırlıklı, karbonhidrat ağırlıklı değil. Beyaz unla pekmez. Yapılmıyor zaten. Hı hı. Esmer unla yapılıyor. Esmer unla yapıyorsunuz. Evet, esmer unla yapılıyor. Var. Bir hikmet sebebi var ki bu kadar lezzetli. Affınıza sığınıyorum ama tadını çok beğendiğim için böyle kenardan gımış gımış yemeye devam edeceğim. Nasıl ortaya çıktı zencefilli kurabiye? Bu Nimet Hanım'la ikimizin özel, yani spesiyali. Evet, araştıraraktan ayarlamış olduğumuz bir kurabiyemiz. Ya deneme yanılma yöntemiyle mi buldunuz bunu biraz? Evet, biraz öyle oldu. Şunu kendimiz koyalım. Evet, bunu... kendimiz tasarladık bunu. Bu bizim dükkanımıza özel, kendimize özel bir kurabiyemiz. Zencefilli kurabiye anneler illaki hani az çok anlattık niye çok tercih edildiğini. İçinde pekmezi var. Zencefili çocuklara zor yedirirsiniz. Zencefili var. Tarçın hakeza öyle doğal bir bitki. Şeker dengeleme unsuru var. Esmer buğdaydan yapılıyor. Ve pratik. Anneler çok tercih ediyor çok diyorsun. Çok tercih ediyor, evet. Özellikle anneler beslenme için. Hı hı. Yani çocukların beslenmesine özen gösteren anneler biliyor zaten lezzeti. Biz bunları taneyle, kiloyla ne kadar isterlerse hı hı. sürekli üretiyoruz. Talep görüyor, alıyorlar. Günde bayağı gidiyor mu bundan? Gidiyor, evet. Bayağı gidiyor. Günlük üretim yapıyoruz zaten. Bu gidiyor. Zaten sizin işletmenizde, Nimet evet. Hanım'la olan dükkanınızda günlük zaten çocukların beslenmesine evet. uyulacağı için annelerin sizden sıkça istediği bir aynen. şey olduğu için. Mahallemizde çalışan hanımlarımız çok fazla. Hı hı. O yüzden beslenme için talep görüyor. Geliyorlar taneyle, kiloyla alıyorlar yani. Üretiyoruz. Biz çok günlük memnunuz. Günlük çıkıyor bu. Günlük çıkıyor. Evet, günlük şimdi üretiyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey.
Kurabiye denince aklınıza ne gelir? Tatlı bir, sert, bisküvimsi bir şey yani. Kurabiyeyi anlatmaya mahal yok. Şimdi şu yumuşaklığı anlatmaya çalışıyorum. Şu an ben yerlere dökülmesin diyorum ama içi yumuşacık. Yani böyle şöyle biraz daha net göstereyim. Katır kutur bir ses gelmiyor. Puf olup etrafa dağılmıyor. Poğaça gibi değil. Kurabiye, gerçek kurabiye. Bu kruvasan mevzusu vardır ya, hangi ülkenin olduğunu tam şu an şey yapamıyorum. Fransa mı, İtalya mı? Kruvasan kahve saatleri falan vardır. Bence ben hiç böyle orijinal bir kruvasan gidip yurt dışında yeme şansım tabii ki olmadı ama az çok okuduğumuz kitaplardan, yaptığımız araştırmalardan biliyoruz böyle bir kültür olduğunu. Bence bu kruvasan. Öyle diyorum. Tadı çok güzel. Annelere kesinlikle tavsiye ederim. Çocuğunuzun beslenmesinde. Benim çocuğum okula gitmiyor ki, beslenmesi yok. Evde bir kere bir şans verin. Bir kere bir deneyin. Evde bir kenarda dursun. Çocuk illaki aperatif, atıştırmalık bir şeyler isteyecektir. Bundan verin. İçine pekmezi var, zencefili var, tarçını var. Karbonhidrat yüklü değil. Tadını pekmezin tadından alıyor. Lütfen çocuklarınıza böyle sağlıklı ürünlerden verin. Lütfen o ambalajlı, paketli çikolatalardan, şekerlemelerden uzak tutun diyoruz. İyi para kazanıyor musun bizim abla? De tek istediğimiz bu. Sizin bahsettiğiniz ambalajlı ürünlerden uzak tutmak, sağlıklı ürünler yedirmek çocuklarımıza. İyi para kazanıyor musun? Güzel kazanıyoruz. Kendimizi idare edecek şekilde kazanıyoruz, Allah'a şükür. Umuyor muydun? Ben bu kadar para kazanırım diyebiliyor muydun? Yok, ummuyordum. Yani ben bu işe başlarken günlük bir bayanın kendi cep harçlığına öyle başladım. Ama elhamdülillah Allah rızkını veriyor insanın çabaladıktan sonra. Güzel. O çabanın bereketidir ablacığım, evet. Bu değil mi? Çabalayınca Allah rızkını veriyor. Önüne bir yol açıyor. En güzel örneği sizlerle beni tanıştırdı. Aynen öyle değil mi? Evet. Yolumuzu kesiştirdi Rabbimiz. Biraz da ev hanımlığı yönünden anlatalım. Kimdir Münir Ağa? Anladık. Pastayı, böreği güzel yapıyormuş. Lezzetleri birazdan soracağım ama ev hayatında kimler var, kimler yok? Benim iki tane oğlum var, bir eşim var. Eşim emekli. Oğlumun biri Marmara İşletme mezunu. Öbür oğlum da Trabzon'da okuyor, 3. sınıf öğrencisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Buradan ona da selam ediyorum. İzliyor mudur bizi? İzliyordur mutlaka. Karadeniz'e selam olsun. Evet, Karadeniz'e çok güzel yerlerde yaşıyor. Selam anne ediyorum. Burada. Bakın çok güzel anlatıyor gördüğünüz gibi. Böyle, ben 4 kişilik bir ailem var. Bütün emeklerim gayem ailem için. Allah'a çok şükür gayet düzenim yerinde. Sağlığım, sıhhatim, biraz sağlık sorunlarım var. Onun haricinde Allah'ım işte şifa versin. Üretmekle mutlu oluyorum. Eşim, dostum, arkadaşlarım, onlar beğendikçe beni motive ediyor. Herkesi çok seviyorum. Yani arkadaşlarımla, akrabalarımla, çocuklarımla, herkesle mutluyum. Herkes yaptıklarımı yedikçe ben daha çok mutlu oluyorum. Ne güzel. O günde gördünüz, geldiniz. Ben yenildikçe, beğenildikçe mutlu oluyorum. Bana diyor ki şimdi orada çekim yapıyoruz. Bir ara verdik. Tekrar mutfaktan devam edeceğiz. Bir çay içelim dedik. İlla ki lezzetlerine, tadına bakacağız. Ben diyor yenildikçe mutlu olurum diyor. Yemeklerim yensin. Abla dedim, tamam sen mutlu olacaksın ama ben hepsinden yiyemem yani. Diyor ki hepsinden yemelisin. Bundan da yemelisin. Abla bir dakika, tamam bir yiyeceğiz falan yapıyoruz. Ben diyor benim yemeklerim, benim lezzetlerim yendikçe mutlu oluyorum diyor. Konya'nın birçok kadını böyle, Konyalı kadınlar böyle. O ısrarı illa ki yapacaklar değil mi? Neler yapıyorsunuz? Su böreğini anladık. Zencefilli kurabiyeyi söyledim. Evet. Başka siz neler yaparsınız? Siparişle alo desek neler yapabilirsiniz? Her türlü şeyi yaparız. Pastaya dair her şeyi yaparız. Yaş pastası, keki, tuzlu simitler, kandil simitleri, poğaçalar, günlük üretim sipariş üzerine poğaçamız var, yufka böreklerimiz, keklerimiz, revanilerimiz, her türlü üretim yapıyoruz. Sipariş üzerine her şey, yani yemeğe dair, pastaya dair her şeyi üretiyorum. Bence şans vermeniz gereken ilk lezzetler arasında, birazdan zaten bunların görselliği olarak evdeki o masanın üzerinde görseller var. Onlar ekrana gelecek. Pastadan istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Evet. Yaş pasta, kurabiye. Ben orada mesela bir şey yedim. Tuzlu kurabiye yedim yine. Ben de ne yemişim arkadaş ya, görüyor musunuz? Yani yemedim diyorum ama baya baya ben orada yemişim. Su böreği zaten enfes. Zencefilli kurabiyeyi söyledim. Bir de tuzlu kurabiye yedim. Yumuşacıktı. Biz evde didiniyoruz. Böyle kendimizi yırtıyoruz. O böyle yumuşacık, pofuduk kalsın diye olmuyor. Onu soracağım. Onun püf noktasını öğreneceğim. Yani diğer lezzetlerin kendisine özgü illaki ustalarımızda kalsın. Onlar yapsın, biz satın alalım, biz öyle tüketelim. Hem onlar kazanmış olsun, tamam. Ama o tuzlu kurabiye nasıl yumuşak, nasıl öyle güzel kalıyor onu öğreneceğim. Size nasıl ulaşıyorlar peki? Yani bu illaki bir çevre oluşturduğunuz, evet, iş çevresi değil, evet, mi? Evet.
Instagram falan yakın zaman meselesi. Instagram, bu nasıl oluştu öncesinde? Instagram'dan ziyade telefonumla. Benim çevrem çok geniş. Arkadaş çevrem, aile çevrem. Arkadaşlarımın arkadaşları görüyor, beğeniliyor. Beğenildikçe numaramı alıyorlar. Numaramdan benim telefonum gün boyu hiç susmaz. Sürekli telefonla irtibat. Ben sadece bu iş değil, örgü de yapıyorum. Bebek örgüleri, kundak örgüleri, battaniyeler. Yani bunların hepsi bütün müşterilerin telefonla ulaşıyor bana. Telefonla irtibata geçiyoruz. En çok ne yapıyorsun? Su böreği mi? Su böreği, evet. Su böreği, pasta çeşitleri. Zencefilli kurabiyemiz çok gidiyor. Tuzlu pastalarımız çok gidiyor. Zeytinyağlılar çok talep görüyor. Zeytinyağlı sarmalarım, o gün gördünüz. Yaprak sarması, biber dolması, siparişe göre hepsini hazırlıyorum. Biber dolmasının kurutma biberleri de... Kuru da var. Onlar şeyde Aydın'dan geliyor. Onlar da yani evet. Bildiğiniz özel yaz gününde lezzetler. Kurutuluyor. Aydın'dan geliyor onlar. Çünkü güvenip her yerden alamıyorum. Dedim ya, yağımı kendim yapıyorum. Zeytinyağım özel, Ayvalık'tan geliyor. Kurularım Aydın'dan geliyor. İrtibat halinde olduğum insanlar var. Sürekli istedim mi gönderiyorlar, sağ olsun. Şimdi bu bir canlı yayın. Biz burada telefon numarasını vermek doğru olmaz, etik olmaz ama biz Instagram adresim ekranda şu an. Munire Agah Instagram adresini bir kez daha duyuralım. Bence bir kez olsun zencefilli kurabiyeye veya su böreğine şans verin derim. Peki ekonomik şartlar, başta da söylediğim gibi zor evet. günler geçirdiğimiz günler bugünler. Mutlaka. Hanımlara ne söylersin ablacığım? Yani bir şeyler üretin, bir şeyler yapın. Neler söylersin? Senin tavsiyelerin yani neler olur? Yani acizane benim söylemek istediğim, gençlerimiz, hanımlar genellikle hazıra çok alışkınlar. Tüketmeye çok alışkınlar. Ama bizler hanımlar istedikten sonra her şeyi üretebiliriz. Her türlü şekilde para kazanabiliriz. Küçük paralarla başlıyorsunuz. Sonra yani gerçekten ummadığınız şekilde büyüyor olaylar. Sabırla, mücadeleyle. Pes etmek yok. O gün de bahsetmiştik sizinle konuşurken. Yani inişler çıkışlar hepimizin hayatında oluyor. Her an olan şeyler. Ama mücadeleyle sırt sırta verdiğin zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok bizim. Yeter ki gayret gösterin diyorsun. Yeter ki evimize sahip çıkalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Mücadele edelim. Her şey kendiliğinden geliyor. Peki sen şimdi ilk su böreğini teyzeye yaptın. Evet. Teyzeme sonra, baklava yaptım. Baklava yaptım. Sonra... Böyle bir kıpırdanma başladı. Ne Tabii oluyor ki. Ya dediğin bir dönem oldu mu yoksa hiç fark edemeden bugüne kadar geldin mi evet, abla? Evet, bugüne kadar fark edemeden geldim. Daha yapayım, daha yapayım. Yaptıkça insan yani kamçı oluyor. Daha şey yapıyorsun, böyle çalışmak istiyorsun, azimleniyorsun. Mesela ben 5 ay öncesine kadar bir yerde hiç çalışacağımı düşünmezdim. Eşim de müsaade etmiyordu zaten. Nimet Hanım'dan teklif geldi, çok ısrar etti. Ne olur burada erkek de yok. Birlikte ikimiz çok güzel şeyler yaparız, üretiriz. İyi ki böyle baş demişsiniz başa. Nimet evet. Hanım ya. Müthişsiniz. Baş başa verelim, biz ne güzel şeyler yapacağız. Ondan o teklifi aldım. O cesaretle daha da güzel oldu, daha iyi oldu. İnşallah yolumun sonuna kadar da bu şekilde götürmeyi düşünüyorum. İnşallah. Günde ne kadar saat ayaktasın abla peki? Yani ben iki saatte su böreği sabah... yapan bir ustaya bunu soruyorum. Bakalım nasıl? Ben sabah 5'te kalkarım. O kalkışımla bir daha yatmıyorum. Sabah namazımı kılarım, işime başlarım. Bir daha onunla yatmak yok artık. Ev işimi önce hallediyorum, sonra siparişlerime başlıyorum. Dükkanda işimiz olduğunda dükkanda yapıyorum. Evimde olduğunda evimde yapıyorum. Tamam akşam yatma vaktine kadar ama akşam çok uzun kalamıyorum artık. 10-10.30'da benim için gün bitiyor. Yani bizim için bile bitiyor. Biz o kadar erken de kalkmıyoruz üstelik. Ne mutlu ki bize değer veren beyler de var. Yani mesajlarıyla burada yanımızda olan hanımlardan birçok tebrik mesajı gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci bölümde evdeki çektiğimiz bölümü yayınlayacağımız için buraya gelen mesajları hemen ben böyle tek tek okusam zaman alacağı için ben daha çok söz hakkını Münir Hanım'a vermek için hepsine teşekkür ediyorum. Beylerin mesajları da güzel. Kadınlar günümüzü kutluyorlar. Bir tanesinde örnek olması için burada okumak istiyorum. Niye bu mesajı okuyorum? Her programda bizi yalnız bırakmayan beylerden bir abimiz var. Mustafa abimiz. Kendisi de berberdir, kuafördür. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Münir ablamız öyle anlatıyor ki seyrederken ben doydum. Maşallah Rabbim yolunu açık etsin demiş. Amin. Instagram profilinde takip edeceğim. 10 numara olmuş, kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin de işleri kolay gelsin efendim. Mustafa abimize de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu şeyi sorayım şimdi. Az önce dedim ya tuzlu kurabiye nasıl o kadar sertleşmeden, kas katı pat diye böyle kırılan olmadan veya böyle yayıp kendini yumuşak böyle
tadını gevşetmeyecek şekilde diri diri ve ağza dağılır halde nasıl kalabiliyor? Bu tuzlu kurabiyenin sırrını söyle abla bize. Eğer hemen gün içinde tüketilecekse bu yoğurtla, yağla yaptığımız kurabiye türlerinden, hı hı, ama gün içinde tüketilecekse yoğurt koyuyorum. Yok gün içinde tüketilmeyecek, bir iki gün duracaksa, mesela misafiriniz var, ertesi gün gelecek, bugün yapmanız gerekiyor. O zaman yoğurt koymuyorum, sirke koyuyorum yerine. Onun püf noktası sirkeden ileriye geliyor. Sirke bayatlamasını engelliyor. Yani yoğurt oranında sirke mi girsin? Evet, hayır, yoğurt oranında değil. Hı. Bir tatlı kaşığı yeterli. Ya Rümeysa'nın mantığa bakın. Bir tatlı kaşığı sirkeyi boca edecektim. Hayır, o zaman tadı da değişir. Sadece bir tatlı kaşığı yeterli. O zaten kurabiye olmaz abla benim yaptığım. Bambaşka bir yere gitti evet. Boyun. O sirke gevreklik veriyor. Hı-hı. Bayatlamasını engelliyor. Isırdığınızdaki o ağızda dağılan kıyır kıyır lezzeti o sirke veriyor. Peki. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir değil tatlı mi? Kaşığı kadar. Ev evet. Nerede? Hadi bir de ya Instagram yok bizim. Biz sosyal medya kullanmıyoruz ama Münir Hanım'ın evine gidelim. Hani hem sipariş almak için de servis yok değil mi? Yok. Henüz hayır. Servis şu yok. Şu anda servisimiz yok. İnşallah işlerimiz olacak. İlerlerse servisimiz de olacak. İnşallah ama sipariş verdiğinizde siz eşinizle kendiniz almanız gerekecek böyle bir durumda. Ama inşallah yakın zaman servis de olur. Nerede? Eviniz nerede? Nasıl bulabiliriz evi? Benim evim eski stadyum arkasında. Tarım İl Müdürlüğü'nden ilk lambalardan girince öğretmen evleri diye geçiyor. Örnek yufkanın karşısında Agah Apartmanı. Bu kadar da basit, bu kadar yerde. Basit, merkezi yerde. Önümüzden öğretmen evleri dolmuşu geçiyor. Çok yakın, merkezi bir yerde benim evim. Çok eyvallah. Kolay. Kolay yerde, merkezi yerde gerçekten. Her ne kadar biz giderken sıkıntılı gitsek de biz bir bulamadık. Onu da söyleyeyim. Vallahi ben daha konuşacağım. Çok şey var canlı yayında daha böyle muhabbetini etmek istedim ama artık ikinci bölüme geçmemiz lazım. Biz burada programı sonlandırmıyoruz. Devamı evdeki bölümlerden devam edecek. Ben çok teşekkür ediyorum Münir Hanım'a. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiği için ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle güzel bir örnek olduğu için, ekrana çıkmayı kabul ettiği için, diğer kadınlara örnek teşkil ettiği için, bu güzel lezzetleri bizlerle buluşturduğu için ve Konya'nın yemek kültürüne sahip çıktığı için çokça teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin Münir ablacığım. Ben çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Eğer değerlendirmek isterlerse, benimle irtibata geçmek isterlerse çok memnun olurum. İnşallah bugüne kadar hiçbir müşterimden kötü bir olumsuz düşünce almadım. Hı hı. İnşallah memnun kalır herkes. Görüşürüz. Ben zencefilli kurabiyeye kefilim. Bakın yavaş yavaş kımış kımış yedim işte bu hale geldi. İnşallah lezzetlerimi tatma fırsatı bulurlar. Hı hı. Bu teşekkür kadar. Ediyoruz bizi de ve Reji ekibinde afiyet mutlu olsun. Ettiğiniz için. Tabii ki kurabiyelerle. Afiyet olsun buyurun. Daha güzel günleriniz olsun. Amin. Hem ailecek hem iş hayatınızda. İnşallah. Başarınız daim olsun çok inşallah teşekkür diyoruz. Ederim. Efendim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz bir kez daha kutlu olsun. Erkeğiyle kadınıyla biz bir toplumuz, biz bir kardeşiz. Kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötelemeden, kutuplaştırmadan hep birlikte birlik olmamız gereken günlerdeyiz. Kadınlarımıza değer vermemiz gereken günlerdeyiz. Beylerimize saygı duymamız gereken günlerdeyiz. Bizim aramıza çok fazla nifak tohumları saçmak isteyip bizim kardeşimizi bozmak isteyenler var olabilir. Ama onlara fırsat vermeyin. Kadınlar da erkeklerle birlikte, erkekler de kadınlarla birlikte var olmaya devam etmesi lazım. Bu haftalık ve bugünlük bizden bu kadar. Pazartesiye röportajları hazırladık tabii ki. Pazartesi günden itibaren röportajlar ekrana gelecek. İkinci bölümü mutlaka izleyin. Şimdi buradan Nimet Hanım'ın evine gidiyoruz. Münir, hadi buyur. Münir Hanım'ın evine gidiyoruz. Münir Hanım'ın evine geçiyoruz efendim. Bizden ayrılmayın. Efendim stüdyodan ne yaptık? Münir Hanım'ın evine geldik. Ne kadar hızlı geldik? Tabii ki öncesinde biz bu kaydı yaptık. Sonrasına yani canlı yayındaki bölümün sonrasında biz burayı hazırladık. Yani şunu demeye çalışıyorum. Canlı yayın programı öncesi biz zaten efendim ne yapmıştık? Münire Agah hanımefendinin evine konuk olarak onun hazırladığı bu dehşetül vahşet masayı zaten görmüştük. Yemeklerin tadına bakmıştık. Şimdi ama program konsepti gereğince ne durumdayız? Programın ikinci bölüm kısmındayız. Az önce de ne dedik? Münir Hanım'ın evinde neler yaptığını, nasıl bir hazırlık içerisinde olduğunu kendi atölyesinde, kendi evinde göreceğiz dedik. Biz geldik Münir Hanım'ın salonundayız ve burada hazırlanmış harika bir masa var. Konuşulması gereken pek çok şeyi az önce canlı yayında konuştuk ama burada da şimdi görerek, tadarak, sizin adınıza hepsinden tadacağım diyormuşum. Tadarak ne yapacağız? Göreceğiz efendim. Bugün niye ise bilmiyorum.
gribal bir böyle problemle başladım güne. İnşallah süreç içerisinde, program süreci içerisinde ne yapacağım? Bunu halletmeye çalışacağım. Çünkü bugün benim için yoğun olacak. Bir başlayalım. Münir Hanım'ın evindeyiz efendim. Münir Hanım merhabalar. Merhaba canım. Ellerinize sağlık. Masa harika gözüküyor. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle canlı yayında konuşacağız birçok şeyi. Evet. Ama burada şimdi masayı biraz görmek istiyorum ben. Evet, buyurun. Şöyle dehşet, dediğim gibi dehşetül vahşet bir masa var. Hani insanın canı çekmemesi mümkün değil. Şimdi şöyle bir gelelim. İlhan canını çekti mi? Sabahın erken saat. İlhan canını çekmemiş. Çok şaşırtıcı. Abla aslında dediğimiz gibi canlı yayında pek çok şey konuştuk ama şu an masada birçok çeşit var. Kurabiyesinden, dolmasına, sarmasına, arabaşısına kadar birçok şey var. Ne ara hazırladın bunları diye önce bir böyle sorayım. Küçüklükten beri uğraşıyorum. Bunlar benim yani alışkın olduğum şeyler. Sürekli yapıyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum zaten, konuşmuştuk daha önce de sizinle. Beğeniliyor. Beğenildikçe de o bana biraz daha şey, yani böyle nasıl diyeyim, kamçı oluyor. Daha güzel şeyler üretmeye çalışıyorum. Seviyorum. Sevdiğim için de güzel şeyler çıktığını umuyorum. Şimdi masayı ben mi sayayım? Su böreği. Ben dedim ki bu sofrayı böyle şey yaparken, masayı hazırlarken kralı dedim başa bir koyalım. Kral ne? Tabii ki su böreği. Kralı başa koyduk efendim. Su böreği var. Erişte var. Kurabiye çeşitleri var. Görüyorsunuz pasta standımızda. Şu kurabiyemi tanıtabilir miyim? Bu özel bir kurabiye. Zencefilli. Çok bu talep görüyor. Evet. İçinde zencefil var. Pekmez var. Şeker oranı çok düşük bir kurabiye. O yüzden çok talep görüyor. Zencefilli kurabiye. Efendim. Şeker oranı düşükmüş. Yani diyet kurabiye olabilir. Değil mi? Evet. Ben aslında hepsine tek tek geleceğim. Şöyle bir genel bir göreyim. Tamam. Mümkünse. Tamam. Olur mu? Tamam. Bu neydi? Sacarası. Evet. Konya'nın şeyi. Meşhur kralların kraliçesi olsun hadi bu da. O kral oldu madem, bu da kraliçe olsun. İllaki yaprak sarmamız. Biri etlidir salçasından anladığımıza göre, değil mi? Bu zeytinyağlı bu sarmamız. Bu da zeytinyağlıdır. Kuru dolmamız meşhur Konya'mızın. Gene su böreğimiz. Su böreğimiz isterseniz bu tepsisinde. Siparişte verebiliyorum. Yani kiloyla da alabiliyorlar. O yüzden ben ayrı ayrı koydum gözüksün diye. İsterseniz bana 2 kilo da gönderin diyebilirsiniz. Evet. İsterseniz tepsiyi döşe. Müra Hanım bana bir tepsi gönder de diyebilirsiniz efendim. Ama illaki tepside sipariş vermenize gerek yok. Bunu da böyle anlatmış olalım. Ne yapıyoruz? Kiloyla da tepsiyle de alabiliyorsunuz. Arabaş çorbası, birazdan arabaş çorbasını da ekrana getireceğiz. Nasıl hazırlandığını böyle şu. Aslında çok soğuk günleri geride bıraktık ama yine de şeye ihtiyacımız var. Enerjiye ihtiyacımız var. Hele benim şu gün gerçekten bir arabaşı yemem lazım zannedersem. Döndüm, ben bu yemeğin ismini bilemedim mesela şimdi. Patates üzeri et oturtmamız. Konya'mızın meşhur orta dediğimiz patlıcan oturtmamız. Altına patlıcan da yapabiliyoruz. Tercihe bakıyor. Yani et yemeklerinin her türlüsü yapıyorum. Bu da arabaşımızın hamuru. Evet. Peki turşular, şu turşulara ne diyeceksiniz? Haşlama turşum, özel bir turşu. Bu haşlama turşu. Evet, sirke ve zeytinyağı ile haşlanarak yapılıyor malzemeler. O da çok beğeniliyor. Lezzeti daha mı iyi normal turşuya göre? Biraz ben meze tarzı bir şey oluyor. Yani böyle et yemeklerinin yanında biraz daha böyle zeytinyağlı garnitür tarzı bir şey oluyor. Güzel. Acı bunlar klasik acı biber turşusu. Bu da haşlama biber turşumuz. Her türlü turşu, sos, sipariş üzerine onları da hazırlıyorum. Görüyoruz turşuları. Bu da ne? Bu acı sos. Evet, acı sos. Tüm bunların hepsi Münir Hanım'ın elinden çıkıyor. Münir Hanım, tezgah sizin, böyle yaklaşın, gelin buyurun. En çok ne satılıyor burada? Size en çok hangi sipariş? Daha çok zeytinyağlı sarmamız ve su böreğimiz çok yoğun gidiyor. Sacaramız yoğun gidiyor. Yani arabaşı falan da tabii sipariş oluyor ama onlar özel, hani böyle toplantılarda falan. Ama günlük yoğun su böreğimiz ve zeytinyağlımız, mantımız, mantı da yapıyorum. Onlar daha yoğun gidiyor. Şimdi çalışan hanımlar için burada, yani evet özel bir gününüz vardır. Evet. Misafirlerinizin çoğu şeyini yaparsınız ama böreği de dersiniz ki bir hanımın elinden çıksın. Yani bir atölyeden ziyade aynı benim gibi bir mutfakta yapılsın. Benim gibi titiz olan bir hanımın elinden çıksın. Öyle bir yerden istiyorum dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Münir Hanım'a ulaşıyorsunuz efendim. Sosyal medya hesabı Instagram'dan size ulaşabiliyorlar, evet, değil mi? Evet. Nedir Instagram hesabı? Münire Agah. Münire Agah yazdığınız zaman Instagram'da bulabiliyorsunuz. Ama ya ben bugün işten çıktım, yemeği yetiştiremedim. Özel bir günde de değilim. Evet. Böyle hani
son dakika, aşırı son dakikaya kalmadığı müddetçe gün içerisinde baktınız ki yetiştiremeyecek gibisiniz. O gün için bir kap tencere yemeği de yapıyorsunuz, evet, değil mi? Gündüzden veya sabahleyinden bir iki saat önceden bile beni aramaları yeterli. Yani su böreği, evet, gibi, sacarası gibi çok spesifik, çok özel yemekler olmasa bile, evet, günlüklerde yemek, işten yemek geliyor mesela hanım, yorgun geliyor, hı-hı, ama bir sıcak yemek ihtiyacı oluyor. Hı-hı. Bir iki saat önceden bile araması yeterli. Şimdi ben Konya'da duymuştum. Güzel yoğurt çalan ablalara bile yoğurt, evet, yaptıranlar oluyormuş. Oldu mu yapıyorum size? Yapıyorum, evet, benim de var öyle bazı müşterilerim var. Yapıyorum. Yoğurt mayalıyorum. Hı-hı. Genellikle çocuklarına yediriyorlar. Hı-hı. O yüzden talep ediyorlar. Hı-hı. Öyle müşterilerim var. Sütlaçlar, muhallebeler, hı-hı, hepsini yapıyorum. Var öyle yaptıranlar. Peki ablacığım, en çok gidenler su böreği. Evet, zeytinyağlılar. Zeytinyağlı. Pasta türleri daha çok gidiyor. Günlerde kısırlar, hı-hı, dolmalar mesela. Hı-hı. Yani hepsi talep görüyor. Tabii ki kişiye göre değişiyor bunlar. Peki. Yapma süresi için, yani ben sana Instagram'dan ulaştım diyelim ki. Evet. Münire Agah yazdım, Instagram'dan ulaştım. Ne yaptırsam ne kadar zaman lazım? Yani ben diyorum ki arabaş çorbası istiyorum 10 kişilik. Evet. Bunu kaç gün önceden, ne kadar ya, saat öncesinden? Önceden değil, 2-3 saat önceden aramaları yeter. Arabaşı kolay. Sadece hamurunun donması gerekiyor. Hı-hı. Yani soğuk yapıp dolapta biraz soğutmam gerekiyor. Arabaşı kolaymış. Arabaşı su böreği kolay için? Su böreği için de 2 saat yeterli. 2 saat önceden abla sipariş. Ne yapıyorsun? Evet, yetiştiriyorum. 2 saatte su böreği yapacak, bir dakika. 2 saat önceden aramaları yeterli. Yetiştiriyorum. Bak, diyeceğiz bunu. 2 evet, saat yetiştiririm, eminim. Hadi ben 3 saat diyeyim. Bir biz bir saat opsiyonu da ben, evet, koyuyorum ama kendisine güveniyor. Yetiştiriyorum, yetişiyor. Evet. Vallahi hayret, ben acaba bir gün öncesi falan mı yani diyecek. Özellikle kıymalarım donmuş, dolaptan çıkmış falan değil. Hemen anında kasaptan geliyor. Hı-hı. Taze kavuruyorum anında. 600 gram kıyma kullanıyorum bir tepsiye. İçimizde boldur. Yani bilmiyorum, talep görüyor, seviliyor, beğeniliyor. Nasıl başladın abla peki? Ben çocukken de meraklıydım böyle şeylere. Çok heves ediyordum. Anneannem mutfağı mı çok seviyordum? Mutfağa çok hevesliydim. Keşke o heves bende de olsa biraz. Çok hevesliydim ve babaannemle anneannem çok güzel ahçılardı, yaparlardı yani. Onların yanında zaten onlara bakarak, yardım ederek içimde de olunca öyle geliştirdim. Babaanne ve anneanne dediniz, evet, değil mi? Nereli, evet, bu teyzelerim? Rahmetli oldular mı? Oldular, evet. Allah rahmet eylesin. Ne güzel, ellerini bırakıp gitmiş. Evet. Onlardan çok güzel şeyler aldığıma inanıyorum. Hı-hı. Örflerden, adetlerden. Onlarda tandır falan da vardır. Vardı tabii. Babaannemin vardı, bahçemiz vardı. Mevlana'nın oradaydı evimiz zaten. Hı-hı. Güzel bir çocukluk geçirdik. Çok güzel şeyler öğrendik onlardan. Yerli Konyalı. Evet. Değil mi? Yerli Konyalı dizelerimiz. Evet. Ne yapmışlar? Evet. Toruna böyle öğretip gitmişler. Evet. Sen ilk sipariş hangisiyle başladın, onu soruyorum. Canım benim super... Nasıl oldu? Hikaye nasıl başladı? Ben sürekli yaptığım her şey beğenilirdi. Arkadaşlarım tarafından, ailem tarafından. Fakat su böreğimi daha çok yani böyle talep görürdü. Hmm. Bana birisi gelecek mesela, aman bize bir su böreği yap, açarlardı. Tamam, öyle başladım. İşte niye bunu paraya çevirmiyorsun? Neden ötürü yapmıyorsun? Kaç yıl önce oldu bu? Yakın bir zaman mı yoksa belli bir süre? Yok, yani bir 10 seneye yakındır var belki. Daha fazladır belki. Zaten çocukluktan beri ben hep üretmeyi severim. Dantel, örgü, el işleri hep bu işlerle yani üretirim hep. Bundan da çok talep gördü. Neden bunu paralı yapmıyorsun? Hani kendine bir katkı da sağlamıyorsun diye. Öyle başladım. Önce arkadaşlarım... Su böreği mi oldu, evet, yani? Evet, su böreği oldu. Arkadaşlarımdan böyle ihtiyaç olduğunu söylediler. Hı-hı. Öyle öyle beğenildikçe de çevre genişledi yani. Böyle bir oldu. Baktın ki bambaşka yerlere ulaşmaya evet, başladın. Evet, öyle oldu. İki tane çocuğum var. Biri İstanbul'da Marmara Üniversitesi'ni bitirdi. Maşallah. Biri de Trabzon'da okuyor şimdi. Karadeniz, hı-hı, Teknik Üniversitesi'nde. Hı-hı. Yani işte onları falan faydalı bir evlat yetiştirmeye çalışıyorum. Evime katkıda bulunuyorum. Onların okumasına da katkı sağlamışsın. Tabii ki mutlaka. Bir para kazandın mı abla? Kazanıyorum, evet, şükür kendimi geçindirecek kadar, aileme katkıda bulunacak kadar kazanıyorum. Yani şöyle bir şey, o emeğe değiyor mu? Değiyor yavrum, değiyor. Yani ben şey diye düşünüyorum, yani ya ben yapacağım. Yanlış anlamayın ama acaba o şey, ben bir dakika Münir Hanım'a bir yardımcı olayım. Heyecan yaptı kendisi. Evet. Ablam hiç heyecan yapma, mekan senin. Çok teşekkür ederim. Ben düşünürdüm, derdim ki hani yapayım diye değil, astarı yüzünden pahalı mı olur, emeğime değer mi? Ama oluyormuş. Yani bu herkesin ilgi alanı ve uğraş alanıyla alakalı bir şey. Ben hani uğraşsam beceremem. Yaparım bir su böreği, belki çıkarırım, açarım. Yufka açmıştım daha önce, görmüştünüz. Başka bir evde yine bir çekim yapmıştık. Ama ben bir kıvam tutturamama problemim var benim mesela. Yemekte de öyle oluyor.
herkesin ilgi alanı, herkesin ilgi dünyası. Evet. Ne güzel ki bu kazanca dönüşmüş. Şöyle sizde bir şey var Rümeysa Hanım. Emek hiçbir zaman boşa gitmiyor. Malzemeyi kaliteli kullandığınız zaman öncelikle birinci kalite malzeme, hı hı, olması gerekiyor. Gerçekten özen gösterdiğiniz zaman o size geri dönüyor zaten. Hı hı. Yani kârıyla da dönüyor, hoşgörüyle de dönüyor. Sağ saklamıyorsunuzdur. Sağ saklamıyorum gayet. Aman oluversin. Şunu mesela kendime yesem nasıl özenebilirim, hı hı, o şekilde yapıyorum ve çok büyük zevk alıyorum. Üstelik beğenildikçe o bana daha çok kamçı oluyor. Peki. Ben şöyle kendime yavaştan biraz tabak hazırlamak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Mikrofonu size vereyim. Ben alayım. Heyecanlı atın. Bakın mikrofonla nasıl oluyormuş. Şimdi bu da hazır tabii. Tabii, buyurun. Hepsinden tatmanızı ne isterim. Ne yapacağım? Buyurun. Su böreğine bakacağım. Kalite kontrol. Benim haddime buyurun düşmez ama şöyle su böreğinden bir buyurun alalım bakalım. Ortasından alın isterseniz. Evet. Ortasına da dalmaya utanırım ya. Yok, ama buyurun, artık izni aldım. Buyurun lütfen. Tabii kaldırabilirsem. Yardım edeyim mi ben size? Hadi siz bana verin ya. Tamam, ben yardım edeyim. Buyurun, ustamız versin bana. Su böreği istiyorsanız efendim 2 saat, 2,5 diyelim, 3 diyelim. Ne yapılıyor? Yeterli oluyor. Alo demeniz buyurun yeterli. Sağcım. Su böreğim geldi. Ben alayım mikrofonu istersen. Bakın nasıl alıştı. Alayım mikrofonu. Ekran karşısında yemeyeceğim. Sadece şöyle tabağımı alıp tamam, yavaş yavaş şuradan şöyle lezzetlerden birer tane tatmak istiyorum. Tabii buradaki çekimle bitirmeyeceğiz. Bir de mutfağa gideceğiz. Ne yapacağız efendim? Arabaşı çorbası. Mutfakta evet, arabaşı çorbası evet hazırlayacağız. Peki bu hikayenin içerisinde ilginç bir şey yaşadınız mı? Yani komik olur, duygusal olur. Son anda birisi der ki Münir Hanım yetişti deyip de senin böyle gerçekten can havliyle işe sarılıp birilerinin böyle ya tabii ki sofrasını kurtardı. Ama kurtardın şu anda ha deyince anlat deyince aklıma gelmiyor ama tabii değil ki düşün, oluyor. Düşün arabaşı yaparken tamam, aklına tamam gelirse. Tamam tabii ki oluyor öyle şeylerimiz. Hı-hı. Beni en çok yani yenilen, memnun olunan o daha çok beni tatmin ediyor. Nereye kadar yemek gönderdin? Yani Konya içinde mi kaldın? Konya içi evet sadece Konya. Yurt dışına falan yok, böyle hayır, paket yaptın. Hayır, hayır sadece Konya içinde. Konya içinde ama şehir dışına çocuklarım okuduğu için, hı-hı, sürekli koliler hazırlayıp gönderiyordum. Yani, hı-hı, arkadaşları, talebeler, ev arkadaşları hepsi birlikte yiyorlardı tabii. Bundan sonra şehir dışına da gönderiyorum. Evet, ben Trabzon'a ve İstanbul'a kolilerle sürekli hazırlayıp gönderiyorum zaten. Hı-hı. Ama dışarıdan hiç sipariş almadık. Yok, sipariş Konya'da almadım biliniyor ama sadece dünyaya Konya'da gönderebiliriz efendim. 2 saatte su böreği yapıyoruz. Daha ne olsun? Ben şu an hala 2 saatlik su böreğindeyim. O nasıl yetişebilmiyorum. Peki su böreğini güzel yapmak için bir anlatın. Ne yapmak lazım? Önce kıymamız işte dediğim gibi malzememiz güzel olacak. Hamuruna süt koyuyorum. Süt ve yumurta. Bunu çoğu kişi suyla yapıyor. Hı-hı. Süt bilinmiyor. Süt daha lezzetli olmasını sağlıyor. Açacaksınız işte ince olacak hamurun. Su hiç mi girmeyecek? Hayır. Su girmeyecek. Sütle yoğuruyorum hamurunu. Su yerine koyduğunuz her şey süt olacak. Evet. Ben mantının hamuruna da öyle koyuyorum. Erişteye de öyle koyuyorum. Hı-hı. O çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Sonra işte ince açılması önemli olan. İnceyi açarım ben. İnce açacaksın. Yardıma geleyim sana arada. Memnun İnceyi olurum açarım. Memnun ama olurum bir işte böyle kıvam tutturamıyor gibiyim. Kalın mı olur yufka? Su böreği. Yok. Konya'nın su böreği kalın mıdır ince? O talebe göre değişiyor. Bazı müşterilerim kalın seviyorlar mesela. Hı-hı. Diyorlar ki bizimki bir tık kalın olsun. Hı-hı. Kimisi yağlı seviyor. Benimki biraz yağlı olsun diyor. O biraz sipariş üzerine olduğu için. Konyalılara göre usulü nedir? Konyalılara göre orta kalınlıkta. Orta çok kalınlıkta kalın olmayacak. Çok da ince olmayacak. Hı-hı. Orta kalınlıkta olacak. Devamlı öyle. Buradan çekerseniz zaten dilimleri ben gözüksün diye böyle yan koydum. Evet. Kalınlığını görebilirsiniz. Tam ideal ya. Hani evet, incecik tam böyle. Tam Konya usulü böyle yani. Aynen öyle. Evet. Peki şöyle bu tepsiyi şöyle şöyle yapacağız da atacağız evet ya. Evet. Üzerine tepsi koyuyorum. Hemen çeviriyorum. Benim anlatış şekline bakar mısın? Şöyle şöyle şöyle. Onu üstüne yapayım. Zaten böyle sallandı mı o cıvış cıvış etti mi böyle? Olmuş demektir. Pişmiş ondan demektir. Işte evet. Peki ilk etapta şu zencefilli kurabiyeden bahsetmek evet istemiştiniz. Bir anlatalım onu. Bol bol masayı gösterelim arkadaşlar bu arada. Yani bu kısım biraz kısa tutacağız. Haliyle süremiz belli. Ama Münir Hanım'la konuşurken de bol bol masayı görelim. Bitirirken ben zaten tekrar bir kez daha burada üzerinden geçeceğim. Zencefilli kurabiyeymiş evet efendim. Bunun da tadına bakacağım. Kendi tabağımı alacağım. Tarçınımız ve zencefilimiz var. Şeker oranı çok düşük. Pekmez var içinde. Hı-hı. Çok talep görüyor. Hı-hı. Genellikle anneler çocukların beslenmeleri için. Hı-hı. Özel müşterilerim var. Hı-hı. İstiyorlar. Besleyici bir kurabiye. Evet. Yani tamamen karbonhidrat yüklemek
Evet. Yapmıyor da, yükleme yapmıyor da ne yapıyor? Besliyor. İçinde tahin vardı. Hayır, tahin yok. Pekmez. Pekmez var. Pekmez var. Evet, zencefil var. Tarçın var. Evet. Çok güzel. Yumurtası, sütü, hepsi var yani. İçinde tam bir besleyici, beslenmeler için özel. Kendi tabağıma bundan da alıyorum. İlhan, istiyor musun sen de? İlhan da istiyor. Evet. Peki. Birazdan arabaşına geçeceğiz. Bir arabaşı çorbası hazırlayacağız. Pişmiş hali burada var ama bir süreci de Bülent Hanım'ın mutfağına gireceğiz. Nasıl bir mutfağı var? Nasıl bir el becerisi var? Neler yapıyor? Nasıl yürütüyor? Orayı da göreceğiz. Gitmeden, mutfak kısmına geçmeden bir kez daha görelim efendim. Eğer ki isterseniz, şu benim tabaktan başladık. Tabağı bir kenara alalım efendim. Ben alayım. Evet. Görüyorsunuz İlhan'ımız şu an çekim ekibiyle birlikte detaylı gösteriyor. Su böreğini isterseniz tepside, efendim isterseniz yani kendi tepsisinde, isterseniz de kiloda veya dilim adediyle nasıl isterseniz evet, alabilirsiniz. Su böreği bu sofranın kralı. Kraliçesi sac arası. Evet, sac arası. Kraliçesi sac arası. Bunların istediğiniz hepsini Münir Han'dan sipariş edebilirsiniz. Erişte sütle yapılıyormuş, ben bunu öğrendim. Kurabiye çeşitleri, yaş pasta da, yani pasta çeşitleri de var. Yaş pastası, kurabiyesi, birçok şey var. Burada kurabiyeleri kısırlar, görüyorsunuz. Mantılar, kısır, saç böreği, mantı, hepsini hazırlıyorum. Aynen. Sipariş üzerine hepsini yapıyorum. Peki. Geldik. Zeytinyağlı. Zeytinyağlı dolmalarımız. Biber dolması, yaprak sarması ve Konya'nın meşhur yaprak sarması. Etli sarması efendim. Döndük. Kuru biber dolması. Ben gençken şu kuru biber dolması var, hiç sevmezdim. Sonra aklım başıma geldi, tadının güzel çok olduğunu lezzetli, anladım. Evet. Bir dönem var. Tadının özelliğini de söyleyebilir miyim? Bunlarda evet, kendimiz kurutuyoruz ve özellikle Aydın'dan geliyor. Aydın'da bir arkadaşım yapıyor. Baksana. Taze sebzelerden. Yani bir çok organizasyonu özel kurmuşsunuz. Sen evet, bana kurutmalıkları gönder. Evet, çok özel yani. Malzemelerim yaprak özel. Nereden? Yaprağım da buradan, Konya'dan. Asma yaprağı kullanıyorum. Hı-hı. İnce yaprak. Konya'dan. Dediğimiz gibi efendim, kuru biber dolması da var. Oturtma mı deniliyordu? Evet, etli orta diyoruz. Etli orta. Patlıcanlı ve patatesli ortamız. Patlıcanlı ve patatesli orta. Arabaşı çorbası. Biraz daha neydi bu? Haşlama turşu. Haşlama turşu. Ben bunu ilk kez duyuyorum demiştim. O çok lezzetli ve çok talep gören bir biraz turşu. Daha meze türünde oluyormuş. Evet. Diğer klasik turşularımız, acı biber turşularımız, acı soslarımız, hepsini gördük. Bunların hepsinden mantı ekstra, bakın burada olmayanlar, evet, mantı, böreği, saç böreği, kısır, pasta çeşitleri. Ama illaki bu kadar uç pastalar olmasa bile, yemekler olmasa bile bana bir patates yemeği yap da diyebilirsiniz. Evet, bir tencere. Günlük yemek çeşitleri günlük yapıyorum. Günlük çeşidi de Münir Hanım, Münir Ağa hanımefendi ne yapıyor? Sizin için hazırlıyor efendim. Bir telefonunuz kadar uzağında veya sosyal medyadan kendisini takip edin. Münir Ağa Instagram'da. Hemen takip et butonuna gitsin eller bakayım. Ben de şimdi çekimden sonra yapacağım aynısını. Gidin takip edin Instagram'da. Herkesin hemen hemen var. Olmayanlar için de gerekirse telefon numarasını duyururuz daha sonrasında programın bitiminde. Ama sosyal medya hemen hemen herkeste vardır diye düşünüyorum. İstediğiniz şeyi buradaki gördüğünüz, göremediğiniz, hatta klasik günlük ev yemeğini bile, tencere yemeğini bile ne yaparsınız? Sipariş edebilirsiniz. Yemek çeşitlerinde hiç sorunumuz yok. Ne Hı-hı. isterlerse Hı-hı. yaparım. Dediğim gibi bir iki saat önceden aramaları veya yoğun bir böyle davet yemeği falansa Hı-hı. bir gün önceden haber etmeleri yeterli. Abla ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasıl bir özgüven? Bir gün önceden bana diyor haber etsin, bir davet yemeğini çıkarırım diyor. Helal olsun. Vallahi eli öpülesi kadın. Gerçekten. Gidelim arabaşına. Biraz dinlendireyim. Heyecan yapmıştım Münir Hanım. Atlattık. İlk etaptaki heyecan kalmadı değil yok, mi? Yok kalmadı. Ama daha iyiyim şu anda. Şimdi mutfağa gideceğiz. Mutfakta bir arabaşı çorbasını hazırlayacağız efendim. Mutfakta beraber olacağız. Bekleyin bizi, geliyoruz. Efendim geldik mutfağa. Tabii arada biraz dinlendik, bir çay içtik. Şöyle biraz keyfimize baktık. Şimdi geldik mutfağa. Az önce de söylediğimiz gibi ne yapacağız? Bir arabaşı çorbası hazırlayacağız sizler için. Bakalım Münir Hanım,
Münire'nin ev yemekleri nasıl güzel bir arabaşı yapıyormuş. Püf noktalarını da öğreneceğim sizin için, arabaşı için. Sezonu geçiyor gibi ama seneye yaparsınız veya sezonun sonuna yetiştirirsiniz. Geldik ocağın başındayız. Ben çekimler daha rahat gözüksün diye şöyle geçeceğim. Öncelikle kolay gelsin. Sağ ol. Günün teşekkür ederim Rümeysa'cığım. Başlayalım. Hadi başlayalım. Arabaşı çorbasını yapıyoruz efendim. Malzemelerimi sayayım. Tereyağımız, salçamız, unumuz, haşlamış olduğum tavuğumuzun suyu, tavuk suyu olmazsa olmazı arabaşı çorbasının, baharatlarımız ve tavuğumuz, daha önceden hazırlamış olduğum tavuğumuz. Şu anda başlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah diyelim, bir başlayalım. Bir arabaşı çorbasını da yapılışını canlı canlı görelim. Münire Hanım'ı Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Münire'nin Ev Yemekleri ismiyle Münire Agah diye arattığınız zaman açık bir profil zaten. Direkt ne yapacaksınız? Göreceksiniz efendim, bulacaksınız. Instagram'dan takip. Allah sen devam, ben zaten konuya dahil olurum. Sen orada sana bir zahmet vermeyelim ekstra. Ayrıyeten ya ben sosyal medya kullanmıyorum ama Münire Hanım'a ulaşmak istiyorum diyenlere ne yapalım? Bir torpil geçelim değil mi? Herkesin belki de sosyal medya hesabı, Instagram hesabı olmayabilir. Ev nerede? Evi bir öğreneyim önce. Evi nasıl bulacağız ablacığım? Evimiz çok kolay. Merkezi bir yerde. Öğretmen evleri Pirebi diye geçiyor. Hı-hı. Ahmet Özcan'ın başlangıcı olaraktan geçiyor. Hı-hı. Tarım İl Müdürlüğü'nden lambalardan girince ilk lambaların başındayız hemen. Tamam. Öğretmen evleri Agah Apartmanı. Tamam. Köşede hemen evimiz, çok yakın. Öğretmen evleri civarında Pirebi, evet, mahallesi diye eski geçiyor. Eski stadyumun arkası olarak, aynen, geçiyor. Biz de eski stadyumun oraya diyerek arabaya bindik, öyle geldik efendim. Tarım İl Müdürlüğü'nün olduğu kavşakta hemen oradan solda Agah Apartmanı'nda bulabilirsiniz. Ama daha neti ne? Daha neti Instagram'dan ulaşmak. Birçok kişi zaten evi o kadar iyi ezberlemişler ki böyle direkt kendi evlerine gelir gibi geliyorlar. Şimdi başladık. Ne yapıyoruz abla? Rümeysa'cığım, önce tereyağımızı koydum. Hı-hı. Sonra unumuzu koydum. Hı-hı. Hafif un kokusu gidene kadar unumuzu kavuruyoruz. Hı-hı. Daha sonra salçamızı ilave edeceğiz. Tamam. Ben hatta şuraya geçsem daha mı iyi olacak ben acaba? Ben böyle geçeyim o zaman. Tamam. 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 İlhan'a sormadan tamam dedik ama uyar mı İlhan? Uygun mu be? Olmadı efendim diyor. Gel abla sen böyle. Gel. Tamam. Yönetmene sormak lazım önce tabii değil mi? Onu yapmadan. Un kokusunun çıkması gerekiyor. Yoksa. Nereden anlayacağız un kokusunu? Yani unun kokusu gelecek tabii. Sorduğum soruya bakın. 1-2 dakika kavurmamız tamam gerekiyor. Hafif renginden görürsünüz zaten. Hafif sarıya dönüyor çünkü rengi. Bazen yayınlarda böyle aslında cevabını bildiğim soruları niye soruyorum acaba? Çünkü kafa gidiyor bazen. Hani hem kontrol yapacaksınız hem konuşacağınız şeyleri böyle akılda tutacaksınız. Kendime şey çıkarıyorum, nemalama çıkarıyorum. Evet, altını kısıtıp biraz daha. Suyumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz topaklanmaması için. Ne güzel cız etti. Evet. Kokuyu da alıyorsunuz, tereyağı kokusu. Mis gibi koktu zaten burası şu an. Bütün belirtmek isterim, kullandığım malzemelerimde de sadece tereyağı ve zeytinyağı kullanıyorum. Hı-hı. Başka hiçbir katkı maddesi ve başka bitki margarinler falan kullanmıyorum. Hı-hı. Evet, unumuzu ezdikten sonra tavuk suyunu ilave edeceğiz. Sırada tavuk suyu var yani. Evet, tavuk suyu var. Şimdi ara başındaki püf nokta nedir abla? Ara başındaki püf nokta hamurunun özelliği. Hamuru yaparken hamurunun ince olması, çok kalın olmayacak, pütürlü olmayacak. Çorbada da gene dediğim gibi pütürlü olmayacak. Çok duru veya çok koyu, onu artık kendiniz kıvamınıza göre, damak tadınıza göre ayarlıyorsunuz. Şu an güzel bir kıvam oldu. Tavuk suyu daha önceden haşlamış, süzmüş olduğum tavuk suyunu ilave ediyorum. Göz kararı mı koyacağız? Göz kararı. Genellikle ben göz kararı yapıyorum. Dedim ya, çocukluktan yetişme el ölçüsü. Bir pastalarda ben şey kullanıyorum, ölçü kullanıyorum. Hı hı. Yemeklerde ölçü kullanmıyorum. El alışmış oluyor artık, evet, değil mi? El alıştı. Belli bir oturmuş damak lezzeti var ona göre. Evet. Şimdi bunun kıvamı gayet güzel. Baharatlarımızı atalım. Yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Tatlı veya acı, bu isteğe göre değişiyor.
damak tadına göre. Şunu nasıl koyacağız onu acaba? Onu da koyacağım yavrum. O da doğal yetiştirilmiş, yazdan kurutulmuş biberlerimiz. Bunların da acı süs biberleri, saplarını alıyoruz ve bu şekilde lezzet versin diye içine. Abla saplarını alıp atışını bir görelim yavaşça böyle. Bakın sapını aldım. Saplarını alıyorum ve acı biberi. Hem lezzet veriyor hem de yazdan kurutulmuş. Abla çok kurutulmuş. Acı olmasa mı acaba? Yok, olmaz yavrum. O kadar çok acı değil. Yani tedirgin oldum. Yok. Vallahi tüm tüm kıracağız mı acaba diye düşündüm de kırmadan böyle sapını kırmadan aldık gönderdik. Sapını alıp atıyoruz. Bu biraz kaynayacak bu şekilde. Özleştikten sonra da içine tavuğunu ilave edeceğiz. Konya'da şey tabiri var. Belki başka memleketlerde de var bilmiyorum ama benim annem de çok kullanır. Özdeşleşecek böyle, evet, değil mi? Özleşecek. Özleşecek. Ne olacak? Hepsi birbirine hemhal olacak aslında ama anne özleşsin bu birbiriyle falan der böyle. Bu tabirlerle birbirimizi anlatıyoruz. Bu konuda çocuklarıma selam söylüyorum. Hadi selam söyleyelim. Çocuklarım beni çok uyarıyorlar. Anne Türkçe'de öyle bir kelime yok. Yani Konya deyimiyle sen. Konyalıyık ne yapalım işte böyle konuşuyoruz. Konya o nasıl bir kelime diye beni hep uyarıyorlar bu konuda. Ama oturmuş bir şey vardır. Ağız vardır ya. Yani hangi şehre giderseniz gidin. Türkçe'de varlığı yokluğu tartışılabilir ama nedir? Orası o kelimeye alışmıştır. Yani İzmir'de vardır, Ege'de vardır, Trabzon'da vardır. Evlatlarınıza da selam gönderelim bu arada. İsimleri nedir? Selman ve Furkan. Selman ve çok Furkan. Çok seviyorum. Sizi mutfağa ile geçirdim. Bütün gayem onlar için. Allah'ım yollarını açık etsin. Ben onlardan çok memnunum. Ne güzel Allah bir çaba gayret. Memnun olsun. Çok seviyorum çocuklarımı. Ya. Allah'ım ömür versin herkesin çocuğuyla inşallah. Amin, amin cümlesiyle birlikte. Anne ne yapıyor? Elinin maharetini mutfağına yansıtıyor. Bütün gayem, çabam çocuklarım için inşallah. Öylelikle de. Evet. Hem eşine biraz kazanç sağlıyor. Hem... Çok büyük zevkle yapıyorum. O yüzden hiç bana yük gelmiyor, hiç yorulmuyorum. Her şey çocuklarım için. Yani bu yemekleri yaparken hiç oy Allah'ım yoruldum yok, demiyorum. Hayır hiç olmuyor. Çok seviyorum, çok zevk alıyorum. Allah'a çok şükür bana verdiği aile için, bana verdiği çocuklar için. O da bana bir ayrı kuvvet veriyor arkamda. Çocuklar en çok hangi yemeği seviyor? Çocuklarım su böreğini çok seviyorlar. Sevilmez mi? Kral dedik içeride. Su böreğini ve patates üzeri eti çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Buradan yavruma Furkan'ıma selam gönderiyorum. Trabzon'da okuyor kendisi. O Trabzon'da çok neler yiyor acaba? Balık. Balık tabii. Mıhlama. Balık ağırlıklı evet. Ne kadar var gelmelerine? Okullar. Üçüncü senesi bu sene. Yaz tatilinde inşallah bayrama gelecek. Allah sağ salim kavuştursun diyelim. Şu anda bunun kıvamı oldu. Daha önceden hazırlamış olduğumuz tavuğumuzu ilave edeceğiz. Tavuğu haşladın ve dittin değil mi? Bu da bir başka tabir şekli. Haşladım dittik. Ve dittim. Genellikle bunu bazı kişiler sadece tek göğüs olarak veya tek but olarak ama ben bütün tavuk kullanmayı tercih ediyorum. Yani tavuğun her bölgesinden harmanlıyorsun. Her bölgesinden çünkü butun ayrı lezzeti var, göğsün ayrı lezzeti var. Ben bütün kullanıyorum. Tamam. Bunu daha önceden hazırladım. Çok küçük minik yapmamışsın abla. Hayır, o dikkat et. Kaynadıkça dağılıyor çünkü minik lif lif oluyor içinde. Bu biraz kaşığa gelecek büyüklükte yapıyorum. Tamam. Böyle orta büyüklükte evet, çok da dikmiş böyle minik minik yapılmamış. Şu anda şimdi, bunu ilave ediyoruz. Hadi bismillah. Biraz da bununla kaynayacak. Bu zaten kaynadıkça tavuk açılma yapıyor. O yüzden çok küçük ditmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi her şeyde el ayarı, göz ayarı. Evet. Yani böyle göz kararı diyelim daha ölçü doğrusu. Sadece pastalarda kullanıyorum. Çünkü gerçekten pastada ölçü çok önemli. Hani milim bile ölçü, bardak, yumurta büyüklüğü bile fark edebiliyor. Ben bunları hiç anlamıyorum işte. Aman diyorum bir yumurtada ne olacak bir tane daha koyayım fazla olsun. Kabarma şeklinde olsun, lezzetinde olsun değişiyor, fark ediyor. Ama yemekte ben ölçü kullanmıyorum. Göz kararı, el kararı. Çorbamız bir şey dursun ama ben şeyi söylemeden geçemeyeceğim. İçerideki hani masada gördük ya kurabiyeleri, zencefilli kurabiyeyi tattım hanımlar. Besleyici özelliği çok fazla. Onu gerçekten öneriyorum, söylüyorum. Ben ilk böyle gördüğümde sert bir kurabiye gibi hissettim zencefilli kurabiyeyi. Bir böyle tadımlık aldım ki yumuşacık. İçinde pekmez var, zencefil var. Hatta isteğe göre ceviz de eklenebiliyor. Evet. Çocuklar için sabah kahvaltısında veya beslenmelerinde harika bir böyle hamur işi. Pratik. Onlar yerken ama pekmeziyle, zencefiliyle, ceviziyle
çok güzel bir besin ögesi olabilir onlar için. Bunu tavsiye ediyorum. Instagram'dan Münire Hanım'ı bulun. Münire'nin ev yemekleri. Münire Agah diye arattığınız zaman bulabilirsiniz. Hesabı açık. Direkt bulabilirsiniz. Ev öğretmen evlerinin orada. Tarım İl Müdürlüğü'nün hemen o kavşağın sol kısmında kalıyor. Agah Apartmanı'nda efendim. Instagram'dan ulaşın kendisine. Çorbayı da nasıl, yani mutfağı da gördük işte. Nasıl bir mutfakta hazırlanıyor? Neler oluyor? Her şeyi homojen bir şekilde, şeffaf bir şekilde. Evet. Size göstermiş olduk ki. Ürünlerim de doğal, kullandığım. Belki biraz lezzet de oradan kaynaklanıyordur. Hı-hı. Katkı maddesi hiçbir zaman yok. Tereyağımı kaymak şeklinde alıyorum, kendim yapıyorum. Hı-hı. Zeytinyağı, tereyağı, doğal. Sen bir dakika, kaymağı alıp tereyağını kendin mi yapıyorsun? Evet, dedim. Kendim yapıyorum. Ben kafa sallıyorum habire. Kaymak olarak alıyorum. Allah, bütün bu, yani bunların hepsi zaman ister. Zaman ister, elinden para zaten ister, tamam, evet. Parayı kazandığını düşünelim zaten, evet. Kazancın olacak ama kaymak şeklinde alayım, bunu tereyağına dönüştüreyim. Niye tereyağı hazır almıyorsun mesela? Yani hazırın içinde ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Yani hazır tereyağı, tamam, hassas mısın? Lezzet oradan geldiğine inanıyorum ben. Çünkü her şeyi elimle gözümle görmek istiyorum. Çok ilginç yani. Kaymak şeklinde alıp tereyağını bile kendisi yapıyor. Bütün bunlara zamanı nasıl bulabiliyorsun abla? Buluyorum, gece gündüz bütün zamanımı bunlara ayırıyorum. Evime, çocuklarıma. Vallahi bu yemek harika. İşlerini bunlara ayırıyorum. Eli öpülesi hanımlar olur ya. Bir de bugün bu yayını yaptığımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olacak efendim. Kadının gücünü de böylelikle göstermiş oluyoruz. Yani hayat meşgalesi içerisinde kendisinin emeğini gösterebilmek için çok da büyük maliyetlere gerek yok aslında. Yok. Ve bunları yaparken çok zevk alıyorum. Kendimi de soyutlamıyorum. Günlerime devam ediyorum. Arkadaş çevrelerime devam ediyorum. Oturmalarım, sosyal hayatım, her şey devam ediyor. Soyutlamıyorum. Evet, devam ediyor. Pazar orada biraz. Evet, aynı. Müşterilerimi çoğunluğu arkadaşlarımdan İlla, ibaret. Evet. Bundan sonra yüzden, sen gör bak şimdi, evet. Sana nasıl geri dönüşler gelecek. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çorbayı pişmeye bırakacağız. Evet. Pişmiş halini zaten içeride görmüştük efendim. Evet. Son olarak tekrar ne yapalım? Masamızın başına geçelim. Bir kez daha Münir Hanım'a son söz hakkını verelim. Çünkü burada dar bir ortamdayız. Çekim ekibi de zorlanıyor. İçeriye bir daha geçelim. Orada da vedamızı edelim. Hadi buyurun bakalım. Efendim geldik tekrar masamızın başına. O harika yemeklerin başına. Bakınız, az önce de anlattığım o kurabiye. Zencefilli kurabiye. Küçük çocuğu olan, evladı olan hanımlara kesinlikle öneriyorum. Sizin için de bunun yumuşaklığını, yani baktığınız zaman, gel İlhan, sert bir kurabiyeye benziyor değil mi? Bakın şimdi, bakın şimdi. Yumuşacık. Yani sizin için de burada ne yaptım? Yumuşaklığını göstermek için beni zorlamadı, kıtır kıtır olmadı. Öyle olanların lezzeti de bir başka oluyor illaki ama yumuşacık bir tadı var. Çocuğunuz zorlanmadan bunu yiyecek. Bunu söyleyeyim. Zencefilli kurabiye bana göre günün gerçekten kendini ön plana atan yemeği, kurabiyesi oldu, tadı oldu, lezzeti oldu. Birçok şeyi gösterdik, birçok şeyi konuştuk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Konya'da bir ablamızın kadın gücüyle kendi başarısını burada ekrana getirmeye çalıştık. Ağzımda lokma varken konuşmak ne kadar zor oluyor. Peki, ablacığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarın daim olsun. Çok yemeklerin daim olsun. Çok teşekkür ederim. Müşterilerine musmutlu günlerin amin, olsun. Amin, inşallah. Geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yardımcı oldunuz. Çok sağ olun, beni tanıttınız. Biz senin gücünü göstermek çok istedik. Ederim. Önce seni tanıdık, çok mutlu olduk. Senin gücünü de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ekrana taşımak istedik ki Konya'da böyle bir buna benzer hanımlar var. Daha önce benim ekrana getirdiğim diğer hanımlar da olmuştu. Bu yılda Münir Hanım'la tanışmak nasipmiş. Münir Hanım'ı da ekrana getirdik efendim. Kendisine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evinin adresini söyledim. Öğretmen Evleri civarında Tarım İl Müdürlüğü kavşağından hemen böyle solda Agah Apartmanı'nda, bunu da söyledim. Su böreği isteyenler ister tepside, ister dilim dilim. Bakın o tepside. Biz tabii oradan biraz ne yaptık? Aldık tabaklarımıza. Dilim dilim isterseniz de veya kilo ile alabilirsiniz. Yaprak sarması, zeytinyağlı, sacarası, pasta ve kurabiye çeşitleri, eriştesi, kuru dolması, kuru biber dolması. Az önce arabaşını yaptık, pişmiş hali burada hamuruyla birlikte. Konya'nın meşhur orta yemeği, patlıcanlı orta yemeği. Kısırlar, mantılar.
Daha başka sayamadığımız kaldı mı? Soslar, turşular. Turşular gösterdik. Siparişe göre her şey. Bütün lezzetleri yapabiliyorum. Bu kadar da maharetliyiz efendim. Siparişi de. Değil mi? Bir istese kadınlar olarak neler yaparız? Evet. Ben çok mutlu oldum. Münir abla, anne gibi bir abla. Gerçekten böyle kucaklıyor. Diyor ki siz yerseniz ben mutlu olacağım ama nereye kadar yiyeceğiz? Kilo diye de bir şey var tabii ki. Ama lezzeti harika. Ben zencefilli kurabiyesine bayıldım. Ve en çok hani diğer lezzetler tanınıyordur ama zencefilli kurabiyeyi sanki çok üstünde durmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Kendim çok beğendiğim için zannedersem. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben bize de çok teşekkür evinizin ederim. Kapılarını açtınız. Sizi tanıdığım için, geldiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şunu belirtmek istiyorum gençlere, maddi durumu dar olan insanlara. Yani yokluk diye bir şey, tamam rızık Allah'tan gelir ama bir de piyasalar bu ara hep böyle kötü ya. Herkeste moral bozukluğu var, evet, falan. Bir yerden başlanabilir. Yok, moral bozukluğuna hacet yok. Çabaladıktan sonra, gayret ettikten sonra Rabbim bir şekilde rızık veriyor. Bir yerden başlamak. Mutlaka başlamak gerekiyor. Pes etmemek gerekiyor. Hı hı. Yani hayatta yokuşlar da var, inişler de var. Hı hı. Benim hayatımda da sürekli oldu bunlar. O yüzden pes etmemek gerekiyor. Daima mücadele, ileriye bakacağız. İnşallah da öyle İnşallah. Olacak. Bu işte ekonominin kötü gidişatının olduğu günlerde moral olması, örnek olması, size lider olması için de hanımlar beyler, en çok hanımlar tabii ki, ne yaptık? Münir Hanım'ın bu gücünü, bu emeğini, bu mücadelesini size göstermek istedik. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Haftaya pazartesi günü tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.